Merhaba, nasılsınız? Şükür Sinan Bey, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben sizi öncelikle tebrik ediyorum. Girişimci bir hanımefendi olarak evde başlayan bir hikaye. Evet. Yılları kovalamış, artık çok güzel bir işletme halinde ailece evet. mücadele ediyorsunuz. Evet. Güzel ürünlerinizi konuşacağız ama sizi bir dinleyelim. Hikayeyi de sizden bir kısaca öğrenelim. Sinan Bey, biz burada ev yemekleri üretiyoruz. Su böreği, sarma, kuru yufka, bazlama, baklava, bayanların günlerine, toplu paprikalara, unlu mamullere. Bizim hikayemiz küçük bir evin mutfağında başladı. Millet artık beğenince artık herkes birbirine tavsiye etmeye başladı. Evet. Derken biz dedik bunu ticarete dökelim. Sonra bir dükkan açmaya karar verdik ki annemiz babamızın izni olmadı. Yok hayır, zorlanırsınız dediler. Ondan sonra ben de babama bu hikayeyi hep anlatırım ki herkesin hoşuna gider. Evet. Babama dedim ki baba sen arabanı çıkart, ben garajı dükkan yapayım o zaman. Babam da tamam dedi, sağ olsun. Her zaman sürekli zaten alışverişimizde, her şeyimizde destek, Allah razı olsun. Zaten. Aynen. Zaten bizimki aile şirketi, hep beraber çalışıyoruz. Tamam, eşiniz, babanız, eşim, babam, çocuklar, herkes. Çelebilerim, herkes destek bize. Avukat olan çelebim var, öbür günler öğretmenler, herkes güzel, öyle. Güzel. Allah razı olsun, herkes desteğini hiç esirgemedi. Peki, bu garajı... 8 sene oldu, bu garajı faaliyete geçirdik. Ondan sonra, şu anda burada 8 senedir yemek çıkarıyoruz, su böreği. Sarmalar. Ama hepsi doğal, katkısız, ev ürünü. Hani bir bayan evde nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Siz zaten elinizdeki maharete güvendiğimiz için, kesinlikle. O lezzetinize yani, güvendiğiniz aynen. için, çevrenizin de güzel desteği ve talebiyle tabii. iyi bir noktaya taşımışsınız. Yani. Zaten hani normalde yemeklerimiz beğenilirdi, su böreği sarma olsun ama tabii bunu Konya halkına birçok kişiye artık tanıtacağın o zaman daha dikkatli olmak gerekiyor. Biz annemle, teyzemle çok oturup konuştuk. Bu börek daha ne kadar güzel olabilir, sarma daha nasıl lezzetli olur, ne koyarsak daha güzel olur. Bunu hep araştırmasını yaptık. Doğallığından kaçmadan yani... Katkı maddesi yok. Kesinlikle ki. Bizim ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi yok. Zaten birçok müşterim bilir bunu. O yüzden tercih ederler. Hani fabrikasyon ürün değil, kişiye bir özel yapılır. Kullandığınız ürünlerin içerisinde kendi ununuz, yağınız gibi ürünlerini kendini ispat etmiş Konya'nın yerel tabii ki. İyi markalarıyla çalışıyoruz. İyi markalarla çalışıyoruz. Mesela su böreği konusunda çok dikkat edilir. Derler ki abla kasabın neredesi? Hani eti nereden alıyorsun? Nereden bu çok önemli bir detaydır. Benim kasabım var. Mesela kesim yerlerini gördüm. Hemen burada yakınlar. Güzel. Her şeyi. Her şeyi ona göre. Değil. Çünkü ben çocuklarıma yedirmediğimi müşterilerime yedirmiyorum. Güzel. Yani peki, bu böyle hep. Şimdi kimlere çok böyle hazırlıyorsunuz? Kimler çok talepte bulunuyor size? Ev hanımları, çalışan bayanlar. Şimdi artık günümüzde zaten bayanlar hep çalışıyor. Tamam. Öyle gerekiyor. Yapamıyorlar tabii. Bayan hem çalışıp hem çocuk hem yemek hepsini birden nasıl yapsın? Hemen arıyorlar, abla eşim akşama misafir kabul etti, lütfen hemen bir yetişir misin? Hızlıca bir aynen. tepsi istiyorlar. Aynen, hemen büyük bir tepsi, bizim burada hep yapıldığı için de sarmadır, börektir hazırlıyoruz. Bazen onlarla gülüşürüz de, bana en hızlı su böreği yapma rekorunu kırdıracaksınız. Bak sizin için Guinness Rekorlar Kitabına gireceğim. Çünkü 2 saat öncesi, bir ara sıra 1 saat öncesi artık hızlıca, ürün çıkarıyoruz. Tamam. Hızlıca şimdi alıştık. Şimdi görüntüleri izleyecek değerli izleyicilerimiz. Evet. Bu yaptığınız üründe çok... Kaliteden bir kere çözüm vermiyorsunuz, malzemeden kesinlikle. Kaçmıyorsunuz. Aynen. Bunu siz de gördünüz zaten. İçeriğini gördük. Biraz kısaca bir özetler misiniz şöyle? Nasıl bir aşamalardan yaptık, hazırladık? Su böreğimizin hamuru çok önemli. Gerçekten insan yerken hamuru lezzetli olacak. Eti de önemli de hamuru yerken tiksinmeyeceksin. Tamam. Katkı maddesi yok zaten. Un, tuz, yumurta. Hamur yumurulup açma aşamasını geçtikten sonra haşlayıp döşüyoruz. Bunları da biraz önce gösterdik zaten. Eti de tabii güzel olacak, bol soğanlı olacak. Bizim özelimiz o zaten. Su böreğini bol soğanlı yapmak. Ama çünkü soğan lezzet verir. Babaannelerimiz, anneannelerimiz hep soğan kullanırdı. Evet. O yüzden ama biz güzel onu... marine ediyorsunuz. Tabii soğanı iyi kavurmazsak tiksinti verir. Evet, evet. O iyi kavrulacak. Onun ince yönleri var ondan yani. Biz de ayarlıyoruz var. Yani. Bazı şifreler evet. sizde olsun zaten bizim yaptığımız ürünler... Odun ateşinde yapılır çoğu. Evet. Bu iç de odun ateşinde kavruldu. Yufkalar da odun ateşinde pişti. İlla ki odun kokusu senin için güzel olacak Allah'ın izniyle. Güzel. Peki hayaliniz ne? Hedefiniz? İleriye dönüp planlarınız var mı ailenizle? Tabii ki. Güzel. Yani zaten bu hayal içinden çıkamıyorsun. Bir işe başladığında Rabbim nasip edecek herhalde inşallah. Burayı hayal ediyorduk. Bunlar oldu. Bundan sonra Allah izin verirse bir restoran açmayı düşünüyoruz. Benim ikiz kızlarım var. Kahvaltı yeri. Evet, bir kahvaltı salonu açmayı düşünüyoruz.
Ondan sonra işte Konya dışına, dışarıya börek nasıl ulaştırırız onları araştıracağız Allah izin verirse. Patentimizi böyle aldık zaten. İsim patentimizi aldık, evet, çok şükür. Güzel. Onay verildi. Gülbörek olaraktan artık bir marka olduk Konya'ya. Güzel. Konya'da da bizim yemeklerimizi çok beğendi, çok herkes şükür. Herkes tanıyor sizi. Evet, aynen, çoğu kişi tanıyor artık. Peki, bu tepsi sistemsel olarak bu kaç kilo, bir anlatır mısınız şöyle? Evet, bu bizim büyük tepsi dediğimiz boy. Bunun içinde 3,5 kilogram börek çıkar. Ortalama 55 dilim falan olur. 50-55 dilim börek. 12 kişiliktir. 12 kişilik. Aynen. Küçük doğru yaptığımız güzel da var. Güzel. Mesela arar bizi müşterilerimiz. Abla, benim büyük tepsiyi ne yapacağım? Bir tık küçüğü var mı? O da var tabii ki. Ha, böyle ebatları var. Ebatları da var tabii ki. İki kişiyiz, ne yapacağız talep derler. Talep olursa sıkıyorsunuz. Biz tabii ki ebat yapabiliyoruz elimizden geldiği kadar. Aynen. Peki, aynen, size başarılar diliyorum. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Konya halkına siz neler söylemek istersiniz? Teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayın. Konya halkına, müşteriler bizi bilir zaten. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Gerçekten bu zamana kadar o kadar çok desteklediler ki onlar kendilerini bilirler. Allah razı olsun. Güzel. Dediler ki, Raziye sen bıkma sakın, bize sadece ürün gönder, biz memnunuz senden. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet. Zaten izleyince bilirler. Peki, ben size evet, çocuklarınız burada, aileniz, babanız, eşiniz, hepinize başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür güzel ediyorum. Güzel ürünleri inşallah markamız büyüyecek. Daha i̇nşallah farklı yerlerde göreceğiz. İnşallah. Hepinize Allah kolaylık versin. Allah razı olsun Sinan Bey. Çok teşekkürler.